Sökmenoğlu, Yaşar Topçu, Hilmi Ziya Postacı, İlhan Aşkın. Genel Kurul'un 25-12-1987 tarihli 3. birleşiminde alınan karar gereğince siyasi parti grupları ve hükümet adına yapılacak konuşmalar 2'şer saat, kişisel konuşmalar 15'er dakikadır. Söz sırası Doğru Yol Partisi grubu adına Sayın Süleyman Demirel'indir. Buyurun Sayın Süleyman Demirel. Sayın Başkan, Yüce Meclis'in sayın üyeleri, sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılmış bulunan genel seçimler sonucunda teşekkür etmiş olan meclisimizin İçinden çıkan hükümetin programı dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum. Program üzerinde Doğru Yol Partisi'nin görüşlerini sizlere arz edeceğim. Program üzerindeki görüşlerimize girerken bazı genel mülahazalarımızı ortaya koymak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de hakların, hürriyetlerin bekçisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi her şeyin açıkta, aleni, herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi mutlaka üstün iradenin üstün müessesesi olduğunu bilerek ve mutlaka evvela kendi yerine ve kendi haklarına sahip çıkarak hareket etme durumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kenara itilemez. İtilmemelidir de. Ne Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne hür basın, ne hür ilim müesseseleri iktidarların ayak bağı değildir. Öyle telakki edilmemelidir de. İktidarlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, hür basından, hür ilim müesseselerinden rahatsız oldukları sürece hürriyetçi demokrasiyi yürütmek imkanı yoktur. İktidarlar her rejimde vardır. Rejimi demokratik yapan hür muhalefettir, hür basındır, hür ilim müesseseleridir. Bunlar tümüyle beraberce bir ahenk içerisinde olmak durumundadırlar. Hürriyetçi demokrasi bir ülkenin halkına sadece güvenlik veren ama güvenliğin dışında başka şey vermeyen rejimin adı değildir. Hürriyetçi demokrasi hem mal ve can güvenliğini hem hürriyeti hem ekmeği beraberce veren rejimin adıdır.
hangisini tercih ediyorsunuz? Bunlardan birisini tercih edin gibi bir tercihle vatandaş karşı karşıya bırakıldığı takdirde de rejim rejim olmaktan çıkar. Hürriyetçi demokrasi olmaktan çıkar asgariden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olabilmesi, millet iradesi üstünlüğünün ve hukukun üstünlüğünün mutlak manada korunmasına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir laik devlettir. Laik devlet olabilmesinin şartı, hiç kimsenin inançlarından dolayı muhafaza edilmemesine bağlıdır. Ve bu ülkede hiç kimsenin inançlarından, düşüncelerinden dolayı ikinci sınıf vatandaş sayılmamasına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir sosyal devlettir. Sosyal devlet, fakirle zenginin arasındaki mesafenin çok büyük olmadığı, daha doğrusu bu ülkenin vatandaşlarının hepsinin ama tümünün insanca yaşama hakkına sahip olduğu ve bu hakkın gerçekleştirildiği devletin adıdır. Kim ne yaparsa yapsın denilen devletin adı değildir. Binaenaleyh bir ülkede insanca yaşamaya aykırı düşen durumlar varsa devlet sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmiyor demektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük müessesesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devlet olması, laik devlet olması ve sosyal devlet olması vasıflarını gözetecektir. Mutlaka bunları gözetecektir. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu büyük müessesesi bunları gözetirken gözetmesi lazım gelen diğer bir hususta parlamento tarihinde parlamentolara hayat veren önemli özelliklerden biri olan vergi tarihiyle tarh edilen vergilerin nereye sarf edileceği hususudur. Vergi tarhı yani vergi konulması bu müessesenin en birinci görevidir. En başta gelen görevlerinden biridir. Vergi konulması hükümetlere bırakılamaz. Veya vergi konulması hükümetler dışında başka müesseselere de bırakılamaz. Vergiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi koyacaktır. Halktan alınan vergilerin nereye sarf edileceğini de bu müessese karar verecektir. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın da gerekleridir. 91. maddenin gerekleridir. Diğer maddelerinin gerekleridir. 166. maddesinin gereğidir. Şayet vergi tarhına bu müessese karışmazsa veya vergi tarhında ikinci dereceye düşerse veya vergi tarhında bazı şeylere karışır bazı şeylere karışmaz durumuna düşerse veya vergi tarhı fiilen bu müessesenin resmen bu müessesenin elinde, şeklen bu müessesenin elinde olup da fiilen hükümetlerin elinde olursa veya başka müesseselerin elinde olursa o takdirde bu büyük müessese yetkilerinin bir kısmını yitirmiş, bir kenara itilmiştir. Tarh edilen vergilerin nereye konulacağı hadisesi bunun kadar önemlidir. Eğer toplanan vergi yani konulan vergiler ve nereye konulacağına bu müessese karışmazsa bu takdirde ve devletin imkanlarının dağıtılmasında zümreler arası, bölgeler arası dengesizliklerle karşı karşıya kalınır. Öncelikler hadisesi ekonomik bir durum değildir, siyasi bir durumdur. Öncelikleri verme bir siyasi heyetin işidir. En yüksek siyasi heyet de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Binaenaleyh gerek vergi tarihinde gerekse vergilerin sarfında bu yüce müessesenin bir kenara itilmemesi lazımdır. Bunu şunlar için söylüyorum. Eğer bir ülkenin gelirlerinin yarısına yakını
fonlar adı altında bu müesseseye uğramadan veya her şey olup bittikten sonra bu müesseseye uğrayarak toplanıyor, dağıtılıyorsa burada bu müessese kendi kendisini bir miktar kenara itmiş demektir. Fonlar, bütçesi olan bir ülkede fonlar bütçenin fasılları mı? Bütçenin fasılı eğer devlet sarf yapacaksa bütçesine kor, neyi nereye sarf edeceğini oradan sarf eder. Ve nereye sarf edeceğini de buradan geçirir. 161 tane bir rivayete göre, bir rivayete göre 138 tane fonun içerisinde 4,5 trilyon parayı toplayıp bunu hükümetlerin inisiyatifine bırakarak, hükümetlerin keyfi olarak şu istikamete, bu istikamete kaydırmasına bırakarak yapılan iş nedir? Yapılan iş doğrudan doğruya ülke kaynaklarının dağıtımına meclisin önceden karışamaması hadisesidir. Fonlar meselesi üzerinde daha çok konuşulacak gayet tabii. 2 saat içerisine neyin sığacağını, neyin sığmayacağını bilmiyorum. Ne kadar sığarsa onları söyleyeceğiz. Söyleyemediğimiz şeyler olursa onları da fırsat buldukça, vakit buldukça söyleyeceğiz. Söylemekten çekinmeyeceğiz. Söyleyeceğimiz şeyler ülkenin yararına olan şeylerdir. Söyleyeceğimiz şeylerden kimse alınmamalıdır. Tartışılmadığı sürece gerçeği bulmak mümkün değildir. Bu müessesenin varlığı aslında tartışma için. Onun içindir ki burada 2 saatin içerisinde söyleyemediğimiz şeyler olursa onları söylemek istemenizden dolayı değil, vaktin kifayet etmediğinden dolayı söylememiş oluruz. Değerli milletvekilleri, bu müessesenin koruması lazım gelen, yerini koruması lazım geldiği hususunda yapacağım 2. ikaz kanun kuvvetinde kararnamelerdir. Kanun kuvvetinde kararname fikrini eleştiriyor değilim. Çünkü kanun kuvvetinde kararname fikri 1969'da Adalet Partisi'nin programında mevcuttur. Yalnız ifrattan tefrite gidilmesini eleştiriyorum. Kanun kuvvetinde kararnamelerle her şeyi halledemezsiniz. Bilhassa kişi haklarıyla ilgili kanun kuvvetinde kararname olmaz, olmaması da lazımdır. Temel hakları düzenleyen kanun kuvvetinde kararname olmaz. Temel haklar mutlaka meclislerin işidir. Ayrıca devlet memurlarının, çalışanların haklarını tanzim eden kanun kuvvetinde kararnameler de olmaz. Bunlar kazanılmış hakları zedeleyebilir. Onun içindir ki kanun kuvvetinde kararnameleri her şeye teşmil etmekte, her şeye götürmekte yarar yoktur. Bunu sınırlı götürmek lazım. Kanun kuvvetinde kararnamelerle de meclisler yasama yetkilerini kısmen icraya devretmektedirler. Kanun kuvvetindeki kararnameler daha çok ekonomik faaliyetlerin daha çabuk görülmesi için düşünülmüştür. Öyle de olmalıdır bana göre. Ama bunu bir toplumun her safhasına teşmil ederseniz o takdirde işin içinden çıkmak imkanı olmaz. Kanun kuvvetindeki kararnameleri 1982 Anayasası şöyle tanzim etmiş. Kanun kuvvetinde kararname çıkar çıkmaz meclislere sevk olacak. Meclisler bunu öncelikle ve acele olarak konuşacak. Bakalım ne olmuş? 211 tane kanun kuvvetinde kararname çıkarılmış geçen dönem. Bunlar meclislere sevk edilmiş. Bunlardan 65 tanesi çıkmış. 2 tanesi reddolmuş. 144 tanesi duruyor. Binaenaleyh öncelikle ve ivedilikle maddesi işlememiş. Binaenaleyh icraat yapılmış. İcraat yapılalı aylar olmuş. Bu icraat aslında bunların içerisinde pek çoğu meclislerin
meclislerin el koyması lazım gelen, karar vermesi lazım gelen şeyler olmasına rağmen öyle olmamış. Hükümet bunları çıkarmış. Ama aradan yıllar geçmiş, aylar geçmiş. 144 tane kanun kuvvetinde kararname bu meclislerden geçmemiş, duruyor. Niye rağmen? Anayasadaki öncelik ve ivedilik şartına rağmen. Binaenaleyh bu müessese yerini korumalıdır derken, bu müessese içinden çıkardığı hükümete karşı da yerini korumalıdır. Bu müessese sessiz milyonların dilidir. Bu müessese sessiz milyonların kulağıdır. Bu müessese sessiz milyonların gözüdür, elidir, ayağıdır. Binaenaleyh sessiz milyonların hukukunu korumak lazım. Değerli milletvekilleri, bu genel mülazalarımı söyledikten sonra programla ilgili düşüncelerimin bir kısmını arz etmeye çalışacağım. Program bir savunma dokümanı şeklinde. Buna niye ihtiyaç görüldü bilmiyorum. Programın genel vasfını söylüyorum. Bir savunma dokümanı şeklinde. Halbuki hükümetler icraat yapacaktır. Yapacakları icraatları, sıralamaları, bunları nasıl yapacaklarını söylemeleri varken daha çok geçmişe dönük bir takım eleştiriler, bir takım kötülemeler, hatta yer yer inkarlar, kendi icraatlarını övmeler, kendi icraatlarını parlatmak için geçmişi kötülemeler bu programda yer alıyor. Ben bunların çok detayına girmeyeceğim. Yalnız geçmiş kötülemesiyle, geçmiş kötülemesini hükümetlerin icraat saymasını yadırgıyorum. Yapıla gelmiştir, olabilir. Ama geçmişi kötülemek suretiyle hiç kimse kendisini parlatamaz. Herkes kendi icraatını ortaya koymalıdır. Bu programın başında 29 Kasım seçimlerine nasıl bakılıyor? 29 Kasım seçimlerine hükümet şöyle bakıyor. Halk huzura, güvene, istikrara ve kalkınmaya oy vermiş. Daha doğrusu halk daha bir şey demedim canım, rahatsız olmayın. Programın başında hükümet 29 Kasım'da yapılan seçimleri halkın huzura, sükuna, güvene, istikrara ve kalkınmaya oy verdiği, yani onu tercih ettiği şeklinde ortaya koyuyor. Eğer Türkiye'de halk huzura, sükuna, istikrara ve kalkınmaya oy vermişse, yani tercihini o istikamette yapmışsa, yani 29 Kasım seçimleri öyle değerlendirilecekse, bu %36 oy size yetmez. Yetmez. Demek ki tercih, yani halkın %36'sı huzura, sükuna, istikrara, kalkınmaya oy vermiş. %64'ü sizin anlayışınıza göre huzura, sükuna, istikrara, kalkınmaya oy vermemiş manası çıkar. Değerli milletvekilleri, bu programın 60. sayfasında ise huzurun, sükunun, güvenliğin devlet işi olduğu, binaenaleyh
huzurun, sükunun, güvenliğin, devletin bütün kurumları, milletin bütün müesseseleri tarafından sağlanması gerektiği, sahip çıkılması gerektiği yazılıyor. Binaenaleyh başındaki iddia ile sonundaki iddia birbirine ters düşmektedir. Bunu açıklarlarsa memnun oluruz. Esasen huzur, sükun, güven devlet tarafından sağlanacağına göre bir siyasi partinin işi olmayacaktır. Huzur, sükun ve güvene eğer bir siyasi parti sahip çıkarsa, onu kendi tekeline alırsa, kendi kendisini devletle özdeşleştirir. O da tek partiye gider. Devletle özdeşleşme hali çeşitli sakıncaları doğurur. Huzur, sükun ve güven madem ki devletin işidir, siyasi parti devletin yerine kendisini koymamalıdır. Hem huzur, sükun, güvenin devletin işi olduğunu söyleyeceksiniz, hem de bunu biz sağladık diyeceksiniz. İşte burada büyük bir yanılgı vardır. Bu yanılgının pek çok sakıncaları vardır. Bu yanılgı, gayet açık söylüyorum, bu yanılgı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük sıkıntıların içerisine götürür. Geliniz, eğer huzur, sükun ve güven bir siyasi partinin işi ise başkalarının işi değildir anlamına geliyorsa, o zaman huzur, sükun ve güveni sağlayamazsınız ki. Şimdi sükun meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Sükun ile barış ayrı ayrı şeylerdir. Sükun, sükunetten gelir. Sükunu sağlarsınız. Sükunu çeşitli şekillerle sağlarsınız. Sükunu zorla sağlarsınız. Sükunu herkesi susturarak sağlarsınız. Sükunu veya sükunu depolitizasyonla sağlarsınız. Bir ülkenin halkı neme lazımcılığa vurur. Hiçbir şeye karışmaz. Ne olursa olsun olur. Sükunun böyle sağlandığı bir toplum dinamizmasını yitirmiştir. Sükun ve huzur tartışarak sağlanmalıdır. Hem tartışılmalıdır, hem bir ülkede tartışma olmalıdır, hem sükun ve huzur olmalıdır. Bu demokratik sükun ve huzurdur. Binaenaleyh Türkiye'nin aradığı demokratik sistem içinde demokratik sükun ve huzurdur. Demokratik sükun ve huzuru bulacaktır Türkiye. Tartışmayı kavga haline getirirseniz veya tartışmayı kavga şeklinde tanımlarsanız, bu takdirde bu ülkede hakların aranması veya hakların savunulması imkansız hale gelir. Çünkü hakların aranması ve hakların savunulmasına geçtiğiniz zaman bunu bu kavgadır diyeceksiniz. O zaman demokratik sistemi işletmek imkanı olmaz. Binaenaleyh Türkiye'de hem tartışma olacak hem barış olacak. Hayır, kavga olmayacak. Bizim söylemek istediğimiz şey, biz kavga savunması yapmıyoruz. Söylemek istediğimiz şey, medeni tartışmanın adına kavga derseniz tartışma yapılamaz. Bunu söylüyoruz. Ama kim ne derse desin, Türkiye'de medeni tartışma olacaktır. Türkiye'de temel hak ve hürriyetler olacaktır. Ve bu ülkenin insanları onu aramaya da devam edecektir. Olmadığı yerde onu aramaya devam edecektir. Değerli milletvekilleri, bu münazamızı, 29 Kasım seçimleri hakkındaki münazalarımızı serdederken bir hususa daha dokunmak istiyoruz. Türkiye'de %36 oy, yani
bugünkü siyasi iktidara, iktidar partisine verilmiş bulunan %36 oy, huzura, sükuna, istikrara verilmiş oydur demek de o kadar doğru değil. Şu bakımdan doğru değil, şu bakımdan doğru değil, bu seçimlerin şartlarına bakmak lazım. Seçimler baskın şeklinde yapılmıştır. Sizin sözcünüz de buraya gelip konuşacak. Böyle an cemaatin yapamayız ki bu işi. Konuşacak mı? Ve bu seçimler eşit şartlar içerisinde yapılmamıştır. Seçimler evvela baskın şekilde yapılmıştır dedim. Seçimlerin seçim kanununda 4 senede 7 defa değişen seçim kanununda evvela ön seçimlerin ortadan kaldırılmış olması, sonradan Anayasa Mahkemesi tarafından ön seçimsiz demokrasi olmaz şeklinde bir mülahaza ile kanunun bozulmuş olması, sonradan ön seçime gidilmesinin, gidilebileceğinin ortaya çıkması kargaşaya sebep olmuştur. Zaten vakit çok kısaydı. Bu kargaşa parti geleneği, parti tecrübesi bulunan siyasi topluluklarda hatır sayılır rahatsızlıklar meydana getirmiştir. Bunları tamir etmek için de zaman olmamıştır. Binaenaleyh bundan millet iradesinin hakkıyla tecellisi için bir rahat ortam olmadığını söylemek istiyorum. İkinci söylemek istediğim şey, bu seçimlere devlet çok bulaştırılmıştır. Hiçbir devirde devlet bu kadar çok seçime bulaştırılmamıştır. Devlet bu seçimlere nasıl bulaştırılmıştır söyleyelim. 19 Kasım 1987 tarihine kadar devletin radyo ve televizyonu hükümete açıktır. 29 Kasım'da yapılacak seçimler için. Neden öyle? 19 Kasım tarihine kadar Çeşme'den okula kadar temel atma, kurdele kesme muamelesi devam etmiştir. Temel atma, kurdele kesme vesaire bunlar hükümetlerin hakkı da bunlar millet iradesini ifsad etmek için kullanılamaz. Millet iradesinin hakkıyla meydana gelebilmesi için bu zamana kadar yapılan kanunlar başka ülkelerde de böyledir. Bir yerde bunları keser. Şimdi iddia olunabilir mi ki 19 Kasım'a kadar yapılmış bulunan bu faaliyetler seçimde vatandaşın zihnini çelmek için değildi? Denilemez, iddia edilemez. 40 dakika, 50 dakika hükümet televizyonları işgal edecek. 1 dakika veya 45 saniye muhalefete bırakacak. Muhalefetin söylediği sözlerinde özünü bir kenara çıkaracak. Onun bağlantı cümlelerini getirecek. Ve devletin radyo ve televizyonu böylece anayasayı ihlal etmeyecek. Devletin radyo ve televizyonu böylece iktidar partisine alet olmayacak. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Gelin. İyi iyi de yapın. Yapılmasından rahatsız olan yok da yaptığınızı eşit şartlar içerisinde seçime giderken kullanın. Buna kimse bir şey demiyor. Ve 19 Kasım'a kadar radyo ve televizyonu kullanmak 29 Kasım'da yapılacak bir seçim için hakka, hukuka, adalete, nasefete, vicdana uymaz. Bunu söylemek istiyorum. Devlet bu seçimlere nasıl bulaştırılmıştır? Devletin bazı idare amirleri seçimlerde parti faaliyeti yapmışlardır. Evet,
Devlet bu seçimlere nasıl bulaştırılmıştır? Açıklıkla söyleyelim ki buldozerler, greyderler, telefon direkleri, elektrik direkleri, telefon santralları da bu seçime sokulmuştur. Devlet, efendim bu her seçimde olur. İyi canım, seçime kadar neredeydiniz? O zamana kadar hapseydiniz bütün bunları. Devlet bu seçime nasıl bulaştırılmıştır? Şöyle bulaştırılmıştır. Devlet, değerli milletvekilleri, idari taksimatta değişiklik yapmak bir parti işi değildir, devlet işidir. Bir yerin ilçe olması lazımsa o bir devlet hizmetidir, parti hizmeti değildir. Bir yerin il olması lazımsa o da bir parti hizmeti değildir, o da bir devlet hizmetidir. Çünkü sizin yaptığınız ili parti hizmeti olarak yaparsanız başkası gelir kaldırır. Veya sizin yaptığınız ilçeyi parti hizmeti olarak yaparsanız başkası gelir kaldırır. Mahkeme kadıya mülk değil ki, yarın siz gidersiniz, başkaları gelir bunları kaldırır. Ben Türkiye idari taksimatında gerekli düzenlemelerin yapılmasına karşı çıkıyor değilim. Ama bir ilçenin içerisinden 4 tane ilçe çıkaramazsınız. Bu masrafları devlet kaldıramaz. Devlet kaldıramaz bu masrafları. Ve 103 tane ilçe yaptık diye övünüyorsunuz. Daha bu ilçelerden kaç tanesine kaymakam tayin ettiniz? Kaç tanesine hakim gönderdiniz? Bunları referandumda kullandınız. Dediniz ki, evet, dediniz ki, hayır çıkarın gelin de o zaman ilçe yapalım. Hadi bir görelim sizi, bir hayır çıkarın gelin. Referandumda kullandınız. Burayı iyi yapacağız ama bir hayır çıkarın da görelim. Bir hayır çıkarın da görelim. Sonra seçim geldi. Seçimde de kullandınız. Dediniz ki bir oyları görelim. Şimdi hepsini gördünüz. Yapın bu yerleri ilçe. Yapın, 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 hadi. Her şeyi gördünüz. Her ilçe için 3,5 ila 4 milyar lira lazım. Bu bütçede, getireceğiniz bütçelerde 103 ilçe için 400 milyar lirayı göreceğiz. Böylece koyun gelin. Biz bunu istiyoruz. Yapmayın demiyoruz ki size. Ama netice itibariyle devleti kullandınız. Bunu söylemek istiyoruz. Daha değerli milletvekilleri, devlet başka türlü nasıl kullanmıştır? 697 yerde fakir fukara fonu vakfı kurduk diyorsunuz. Bu vakıftan anladığım kadarıyla Ekim-Kasım ayları içerisinde 100 milyar liranın üzerinde sadece bu hikayede para sarf edilmiş. Tabii, evvela fukaralaştıracaksınız, sonra fona bağlayacaksınız. Ona bir itiraz eden yok. Fukaralaştırmaya itiraz eden var da fukaraya para vermeye bir itiraz eden yok. Fukaraya para verin de fukaraya oyunu bana verirsen öyle para veririm demenize itiraz ediyoruz. Bu demokrasi değildir. Bu vatandaşın onuruyla oynamaktır. Bunlar yanlıştır. Bunu söylemek istiyoruz. Bunları yapmadık dersiniz, gelirsiniz buraya. Şu televizyondan millet de bunları dinler. Kaç kişiye bunun yapıldığına millet şahittir. Binaenaleyh millet karar verir. Sizi kadıya götüren yok ya. Söylüyoruz burada bunları. Değerli milletvekilleri, belediyeler, bilhassa iktidara mensup belediyeler seçimin içerisine ağzına kadar sokulmuştur. Bu bizim hakkımızdır diyebilirsiniz. Belediyeler, mahalli idareler siyasi iktidarı tayin edecek seçime bu kadar çok sokulursa bunlar iyi netice vermez. Yarın bunların sıkıntıları olur. Binaenaleyh eğer iktidar olmasanız
bu imkanlar elinizde olmazdı. %36 oyu da almazdınız. %36 oy istikrara verilen oy değildir. %36 oy bütün bunların mecmudur. Şimdi %36 oy ile %65 milletvekili çıkarıyorsunuz. Sistem çıkarıyor. Efendim siz de %36 oy alın, %65 oy milletvekili siz de çıkarın. Bu denilebilir. Denilebilir. Ama kim %36 oyla %65 milletvekili çıkarsa yanlıştır. Yanlış. Siz yaptığınız zaman yanlış, biz yaptığımız zaman doğru olmaz. Yanlış yanlıştır. Seçim kanunlarının özelliği vardır. Seçim kanunları hem iktidar çıkarmalıdır, istikrar getirmelidir, hem de temsili gözetmelidir. Bu meclis, bu müessese temsili sistemin müessesesidir. Binaenaleyh temsili dışarıda bırakan bir meclis olmaz. Temsili ikinci plana bırakan bir meclis olmaz. Temsili hakkıyla, yani istikrarı bozmayacak şekilde düşünmeyen bir meclis olmaz. İstikrar ile temsil arasındaki denge kaybolduğu zaman sancılara gideriz. Binaenaleyh istikrar evet, ama herhalde bu seçim kanunu böylesine temsil getirecek şekilde devam ettirmekte yarar yoktur. Değerli milletvekilleri, ondan dolayı olmalı ki %36 ile %65 milletvekili çıkarmış olmanın rahatsızlığından dolayı olmalı ki şu doküman içinde bir hesap var. Hesap şöyle yapılmış. 3 parti buraya girmiş meclise. Bunların oylarını topladığınız zaman %36 iktidar, %44 muhalefet, %80 ediyor. Hayır, %80. Ben buradaki şeyden bahsediyorum canım, şu turuncu kitaptan. %80 olmuş. Bu %80'i 100 sayarsanız, bunu taksim ederseniz, adalete bakın, 45 size, 20, 30 CHP'ye, 25 yahut 23-24 doğru yola düşüyor. Biz bu hisseye talip değiliz. Ben kendi adıma söylüyorum. Doğru Yol Partisi olarak biz bu 23'e talip değiliz. Bizim milletten aldığımız oy 19,16'dır. Sizin milletten aldığınız oy da 36,19'dur. Yahut 29'dur. Bu hesabı niye yapıyorsunuz? Bu hesabın bir anlamı yok. Yani bu meclisin dışında kalan %20'yi temsil etmiyor mu bu meclis? Ediyor. Yani bu seçime sadece bu ülkenin %80'ini teşkil eden vatandaşları mı girdi? Hayır. Bu hesabı niye yapıyorsunuz? Bu hesabın ne anlamı var? Hayır, ben bu hesabı niye yaptığınızı size soruyorum. Gelip burada söylersiniz şunun için yapıyoruz diye. Böyle bir hesabın anlamı yoktur. Böyle bir hesap olsa olsa siz bize %36 oy aldınız diyorsunuz. Ama bizim aslında şurada otururken oyumuz %45'tir. Bu da geçen seçimde aldığımız oyun tıpatıp aynıdır, tabir de öyle. Binaenaleyh ikide bir gelip bizim karşımızda işte aldığınız oy 36'dır. 1983 seçimlerinde o günün şartları içinde aldığınız oy 45,5'tu. 9,5 düşmüşsünüz, aşınmışsınız. Dedirtmemek için yaptığınız anlaşılıyor. Böyle rakamların istediğiniz gibi konuşturulmasına bu dokümanın içinde çok şahit olacağız. Rakamlar bu dokümanın içinde çok konuşturulmuş. Bence bunları vaktim oldukça, fırsat buldukça burada dile getireceğim. Burada vaktim olmazsa daha sonra vakit buldukça onları dile getireceğim. Rakamları istediğiniz gibi konuşturamazsınız. Sonra mahcup olursunuz. Değerli milletvekilleri, şimdi
Bu dokümanın başında icraat anlatılırken, hükümet icraatı anlatılırken, bu siyasi yasakların kaldırıldığı da yazılıyor. Siyasi yasaklar bu siyasi iktidarın icraatı değildir. Yani siyasi yasakların kaldırılması bu siyasi iktidarın icraatı değildir. Evet, evet, siyasi iktidar siyasi yasaklar karşısında turuncudur. Millet mavidir, millet. Yasakları kaldıran millet. Efendim, efendim, biz bunu götürmeseydik bu yasaklar kalkmazdı. Götürmeseydiniz. Kim dedi size götürün diye? Götürmeseydiniz. Ne diye götürdünüz? Kaldırmayın diye götürdünüz. Kaldırın diye değil. İyi ki böyle yaptınız. Hiçbir şeyin milleti altında değiliz. Yaşasın millet. Millet yaşasın. Burada icraatla ilgili pek çok şey var. Deniliyor ki karteller kaldırılmıştır. Aksine. Türkiye'de hiçbir dönemde olmadığı kadar kartelleşme olmuştur. Devletin açıktan devletçiyim dediği, devletin ülkenin ekonomik hayatına açıktan müdahil olduğu, yani siyasetinin o olduğu dönemlerde dahi devlet ekonomiye bu kadar müdahil olmamıştır. Karteller, tekeller, onu da söylüyorum, tekeller ve tekeller aksine çoğalmıştır. Tekeller devlet himayesine girmiştir. Devlet kendi elindeki müesseselerini tekel için kullanmıştır. En büyük tekel devlettir bugün. Bir devlet düşününüz ki bir gecenin içerisinde ülkedeki fiyatları %30 artırabilir. Bir gecenin içerisinde veya 3 gecenin içinde %30 artırabilir. Böyle bir ülkede piyasa ekonomisinden, fiyatların kendi kendine oluştuğundan, sosyal adaletten, fakir fukaranın ezilmediğinden nasıl bahsedersiniz? Nasıl? Bu piyasa ekonomisi falan değil. Bu tam devlet ekonomisidir. Binaenaleyh dediğiniz başka, yaptığınız başkadır. Veya yaptığınız başka, dediğiniz başkadır. Ve tekelleşme hiçbir devirde bu kadar ileri olmamıştır. Devlet ticaret yapmaz dersiniz. Halbuki devlet neredeyse murabahacı hale gelmiştir. Devlet, iktisadi devlet teşekkülleri bugün Türkiye iktisadi hayatının %20'sine hakim, %25'ine hakim. Devlet yatırımların %60'ına hakim. Beğenmediğiniz devirlerde veya eleştirdiğiniz devirlerde veya önceki devirlerde %40'ını devlet yatırımlarının, %60'ını özel teşebbüs yaparken bugün %60'ını devlet, %40'ını özel teşebbüs yapar hale gelmiştir. Altyapı zaten özel teşebbüs yapacak değil ki altyapı. Ve bu iktidarın siyasi felsefesinde ekonomi insanı düşünmeyen bir ekonomidir. İnsanı düşünen ekonomi değildir. İnsanı düşünen bir ekonomi bir ülkeyi parasını pul etmez. 280 liradan aldığınız döviz bugün 1000 liradır. 1983'te. Ülkeyi düşünen bir ekonomi bir gecenin içerisinde ekmekten suya kadar her şeyi %30 pahalandırmaz. Onun karşısında da dar gelirlinin, memurun, işçinin ızdırabına seyirci kalmaz. Ülkeyi düşünen bir, milleti düşünen bir ekonomi, milleti düşünen bir idare halkın ne yediğini, ne içtiğini düşünür, ne yaktığını düşünür. Bunu neyle aldığını düşünür. %80'i 80 bin liradan aşağı maaş alan, ücret alan devletin memurunun bir ay içerisinde elindeki paranın 25-30 bin lirasını almaz. Devletin işçisinin veya ülkenin işçisinin
80 bin lira, 90 bin lira ortalama ücret olan işçinin elindeki paranın 30 bin lirasını, 40 bin lirasını almaz. Bu devleti düşünmeyen, milleti düşünmeyen, halkı düşünmeyen bir ekonomik politikadır. Değerli milletvekilleri, bu turuncu kitabın içerisinde, yani hükümet programının içerisinde bir bölüm var. Burada deniyor ki, Türkiye anavatan iktidarı döneminde, yani cumhuriyet döneminde değil, anavatan iktidarı döneminde cehaleti yok canım, bu sizin söylediğinize ben bakıyorum burada. Cehaleti ve karanlığı yemiş gayet açık. Çeşmeden akan suyuyla otoyolları, köprüleri, telefonu, pırıl pırıl şehirleri, ışıl ışıl köyleriyle medeniyeti doğru koşmuş, çağ atlamıştır. Türkiye anavatan dönemi iktidarında bunları yaptığına göre 1983'te başlıyor Türkiye. 60 senelik cumhuriyetten hiçbir şey devralmamış. Çünkü karanlıkmış, yenmiş. Cehalet varmış, ortadan kaldırmış. Çeşmesinden su akmazmış, su akar hale getirmiş. Otoyollar yapmış, köprüler yapmış. Telefon getirmiş, şehirleri karanlıktaymış, pırıl pırıl yapmış. Köyleri karanlıktaymış, ışıl ışıl yapmış. Doğru mu? Yaşayın, yaşayın. Ben de böyle demenizi bekliyordum. Şimdi dinleyin bakalım, dinleyin şimdi. Sanki 1983'e kadar Türkiye'nin hiçbir şeyi yokmuş. Sanki cehalet ve karanlığı Türkiye 83-87 arasında kaldırmış. Sanki Türkiye'de çeşmelerden akan sular 83 ve 87 yılları arasında akmaya başlamış. Sanki Türkiye'nin üstünden geçiren köprüler bu dönemde yapılmış. Sanki Türkiye'nin şehirleri bu dönemde aydınlanmış. Sanki köyleri bu dönemde ışıl ışıl olmuş. Sanki Türkiye'nin telefonları bu dönemde yapılmış. Daha otoyol yok, olacak. Daha otoyol yok, yok otoyol. Daha otoyol, otoyol dediğiniz nesnenin Kapı Kule ile Edirne arasında 17 kilometrelik kısmı yağ var ya. Daha yok. Ama Türkiye'de 42 bin kilometre asfalt yol var. 42 bin kilometre asfalt yok. Yok daha otoyol falan. Türkiye'nin her tarafı, bu iddia bizi meclisin zabıtlarına kısa da olsa bir 1983 envanteri geçirmeye zorlar. Kısa da olsa diyorum. Çünkü bu konuya girildiği zaman bunun içinden kısaca çıkmak mümkün değildir. Burada senin, benim, onun tartışması yapmıyoruz. 1983'te Türkiye'nin nesi vardı? Siz buna ne eklediniz? Türkiye'nin hiçbir şeysi yoktu. Her şeyi biz yaptık. Bir düşüncedir. Türkiye'nin şunları, şunları, şunları vardı. Biz bunlara şunu ekledik. Bir düşüncedir. Biz şimdi bunu biraz tartışacağız. Bunu neden tartışacağız? Bunu neden tartışacağız? Şunun için tartışacağız. Çünkü devlette devamlılık vardır. Gayet tabii ki iktidarlar güçler nispetinde, devirlerin verdiği imkanlar nispetinde ülkeye hizmet etmek isterler. Gayet tabii ki icraat yapmak isterler. Gayet tabii ki icraatlarıyla övünmek isterler. Bunlar tamam da Türkiye Cumhuriyeti'nin 60 senede yaptıklarının tümü inkara uğramışsa
Bunun karşısında hassasiyet göstermek bizim görevimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin 60 senede yaptıklarının tümünün savunucusuyuz. Siz yaptınız, biz yaptınız. O da olabilir. Siz daha çoğunu yapın. Ama bu inkarla bir yere varmayız. Bu inkar... 1983 Türkiye'sinde 39.423 kilometre asfalt yol var. 14.715 kilometre stabilize yol var. İşte 44.000 eder. 44.000 eder. Bitmedi. 251.377 kilometre de köy yolu var. Yani çırılçıplak bir Türkiye değil. 1983 Türkiye'sinde şimdi geleceksiniz buraya. Partinizin sözcüsü veya hükümet gelecek diyecek ki evet bunlar doğrudur. Veya diyecek ki hayır bunlar yanlıştır. Yanlıştır diyorsanız ben de bunları sizin dokümanınızdan aldım. Şimdiden söyleyeyim de sizin bastığınız renkli dokümanlardan aldım. O da burada. Hayır ama etmişsiniz. Burada etmişsiniz. Bak etmişsiniz. Nerede efendim? Okuyalım. İskan ettiğimiz pasajı lütfen. Okudum da. Siz buraya çıktığınız zaman Sayın Taşçıoğlu söylersiniz bunları. Şimdi okudum biraz ya. Bir daha niye okutacaksın? Yani yok efendim. Yok ya. 1983 Türkiye'sinde 6.935.000 kW kapasitesinde 79 hidrolik 22 termik olmak üzere 101 adet elektrik santrali var işleyen. 7.257.000 kW kapasitesinde 27 hidrolik ve 5.698.000 kW kapasitesinde olmak üzere 18 termik, 12.955.000 kW takatında 45 adet de inşa halinde elektrik santrali var. Bir saniye. Sayın milletvekilleri, görüşmelerin bir insicam içerisinde devam edebilmesi için lütfen konuşmacının sözünü kesecek davranışlarda bulunmayalım efendim. Teşekkür ederim. 1983 yılında Türkiye'nin 35 bin köyünden 24 bininde ışık var. Şimdi bu çok söylendi de bunu bir açıklığa kavuşturalım. Türkiye'nin 34-35 bin köyünden 24 binde ışık var. Ama Türkiye'nin 32 bin köy ve mezrasına da biz ışık getirdik. Yani 60 sene zarfında yapılandan daha fazlasını biz yaptık. Efendim Doğu Anadolu'da yok Sayın Demirel. Müsaade edin. Ben emin olunuz bu karşılıklı konuşmalardan çok hoşlanırım. Hoşlanırım da. Emin olun bu benim fikir sistemimi de bozmaz. Yani ve ben bunların altından da kalkarım evvelallah. Onun için ama şeyi yok ben. Hayır zamanımı alıyorsunuz. Bu dosyalar burada bekliyor. Onun için yoksa bana yardımcı oluyorsunuz. Sağ olun. Şimdi değerli milletvekilleri. 24 bin köy ile 32 bin köy ve mezra mukayese ediliyor. Bunlar rakam türküleridir. Peki bu 24 bin köyün içerisinde ne kadar mezra var? O yok. Olmayabilir de. Hiç mezra yok olabilir. 24 bin köy ve 32 bin köy ve mezra. Yani bizim 4 senede yaptığımız 60 senelik cumhuriyetin yaptığından daha çoktur diyebilmek için bu söyleniyor. Dur bakalım doğru ne? Şimdi soruyorum Sayın Hükümet'ten ve Sayın İktidar Partisi Sözcüsü'nden gelin buraya söyleyin 24 bin köyde Türkiye köylerinde yaşayan nüfusun yüzde kaçı yaşıyordu? 24 bin köyde Türkiye köylerinde yaşayan nüfusun yüzde 80'i yaşıyordu. Binaenle devraldığınız 1983 Türkiye'sinde Türkiye köylerinde yaşayan 25 milyona yakın insanın %80'i zaten ışık alıyordu. Doğuda olmasın. Hayır öyle de değil. Mesele öyle de değil canım. Durun bakalım. 1900
Türkiye'nin 1950'de ürettiği elektrik 789 milyon kilovat saattir. 1 milyardan az. 1923'te ürettiği elektrik ise 77 milyon kilovat saattir. Binaenaleyh 77 milyon. 1923'te Ankara'nın elektriği yok. 1925'te gelmiş Ankara'ya elektrik. Merkezi hükümet. 1965'te yalnız Türkiye'nin 300 köyünde elektrik var. 300 köyünde. Köy elektrifikasyonu hamlesi daha çok Türkiye elektrifikasyonun bir miktar hizaya girdikten sonra birinci ve ikinci planla başlar. 64 senesinde, 63 senesinde 300'e yakın köy ışıklandırılmıştır. 65 senesinden sonra da 66'dan itibaren her yıl 1000 köyün elektriklendirmesine gidilmiştir. Köye elektriği nasıl götüreceksiniz? Enterkonnekte şebekeniz olacak. Yani Türkiye'nin her tarafına giden elektrik hatları olacak. 1965 Türkiye'sinde Samsun veya Edirne enterkonnekte şebekeye bağlı değil ki. 1965 Türkiye'sinde, kimseyi kötülemek için söylemiyorum, Türkiye böyle geliyor. 1000 tane derdi olan bir ülke burası. Elektrifikasyon. 1965 Türkiye'sinde Türkiye'nin sadece Kuzeybatı Anadolu'da, sadece Çukurova'da, sadece Ege'de 3 bölgesinde yüksek gerilim hava hatları var. Hilfanlı Samsun'a bağlı. Ambarlı Edirne'ye bağlı. Ve daha hiçbir yer, ne Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Karadeniz sahilinde bir tane direk yok. Şehirde yok direk. Öyleyse Türkiye ne yapacak? Evvela bu enterkonnekte şebekeyi yayacak. Şehre, kasabaya kadar elektriği götürecek. Bu elektriği nereden götürecek? Üretecek ki götürecek. Üretim tesisler yok. Ancak başa çıkıyor. Peyderpey, peyderpey. Türkiye bütün varlığını elektriğe sarf etmemiş ki. Başka ihtiyaçları da var. 300 köyle başlamış Türkiye elektrifikasyona. 65'te. 1950'de de Türkiye'nin 13 köyünde elektrik var. Bunlar daha çok köy elektrifikasyonundan gelen olaylar değil. Şurada burada değirmenlerin kenarında vesaire de olan elektrik şeyler. 1965'ten 1983'e 17 sene geçmiş. 66'dan 83'e 17 sene geçmiş. Veya 64'ten 83'e 18 sene geçmiş. Ne yapmış? %80'ini elektriklendirmiş. Köylerin %80'ini elektriklendirmiş. Ne yapacak? Trafo nerede varsa, yüksek gerilim hattı nereye gelmişse, elektrik nereye getirilmişse oradan alıp köye verecek. 1977 senesinde Gümüşhane enterkonnekte şebekeye bağlı değil. 1980 senesinde ancak Hakkari enterkonnekte şebekeye bağlanabilmiş. Yani Türkiye enterkonnekte şebekeyi 80'lerde tamamlayabilmiş. Enterkonnekte şebeke deyip geçmeyin. 24 bin kilometre yüksek gerilim hava hattıdır. 100 küsü bin kilometre de biraz sonra söyleyeceğim. Çeşitli voltajlarda hava hattıdır. Yol yapar gibi direkt gitmiş Türkiye bir uçtan bir uca. Bunu nereden besleyecek? Keban Santralı 1974'te işletmeye girmiş. Kaynak. Ondan evvel küçük santral yapmış. Tortum yapmış, Çıldır yapmış, Kiti yapmış. Doğu illerinde. Van'da Engil'i yapmış. Hakkari'de 968'de küçük bir hidrolik santral yapmış. Nusaybin'de Çağçağ yapmış. Elazığ'a gelmiş pilot santral olarak Hazar'ı yapmış. Kahramanmaraş'a gelmiş, Ceyhan Santralı'nı yapmış, Antakya'ya gelmiş, Harbiye'yi yapmış. Bu küçük santralları ekleyerek enterkonnekte şebeke ve büyük güçler bunlara katmış. 1964'ten, 63'ten, 83'e kadar geçen 15-20 sene zarfında Türkiye hem bunları yapmış hem de nüfusunun, köyde yaşayan nüfusunun %80'ine ışık götürmüş. Geriye kalmış geriye %20'si. %20'si, evet. Manisa'nın dağ köylerinde de vardı ışık gitmeyen yerler. Aydın'ın dağ köylerinde de vardı. Aydın'ın 478 köyü var. Ancak 982'de hepsi tamamlanabilmiştir. Dağ köyü. Binaenaleyh Samsun'un 812 köyü var. 812 köyünün ancak
Hala bugün 10-12 köyünde ışık yok. Binaenaleyh. Şimdi bakınız, medeni hizmetleri yurt sathına yayarken doğu batı ayrımı falan yapılmaz. Evvela en az parayla en çok nüfusu medeniyete kavuşturabilme esastır. Veya şu aciliyeti şiddetli hale gelmiş durumları ortadan kaldırmak esastır. İkisini kombin etmek lazımdır. Bir yerde 100 nüfus yaşıyor ama içecek bir damla suyu yok. Burada 1000 kişi olmadığı için bu dura dursun diyemezsiniz. Ama bir yerde 1000 kişi yaşıyor karanlıkta, bir yerde 50 kişi yaşıyor aydınlıkta, bu olmaz. Devletin fonlarını taksim ederken, konuşmamın başında söyledim. Fonlarını taksim ederken bu paraları aldığınız kimselere bir takım kıstaslar dahilinde hizmet götürmek gerekir. Keban'la beraber Doğu Anadolu'ya elektrik götürebilme imkanımız olmuştur. Keban'la beraber hava hatlarını yapabilme imkanımız olmuştur. Kaynak oydu. Onun dışında küçük santrallardır. Ve bu suretle de 1980'e kadar %80 elektriğe kavuşmuş. 83'e kadar. 3000 köyde inşa halinde yapılıyor. Ne yapılmış ondan sonra? Ondan sonra geriye kalan nüfusun %20'si ışığa kavuşturulacak. Diyorsunuz ki bunu da biz yaptık. Teşekkür eder millet size. Buna niye yaptınız diyen olur mu? Yalnız %20'yi yapıp %100'üne sahip çıkmanız inkarcılık olur. Bu olur işte. Yani anavatan işte burada böyle diyor. Anavatan iktidarı, ANAP iktidarı köylerini pırıl pırıl hale getirmiş. Işıl ışıl. Köyleri ışıl ışıl, şehirleri pırıl pırıl. Anavatan iktidara geldiği zaman bütün Türkiye'nin bütün şehirlerinde, bütün kasabalarında enterkonekte şebeke var. Bütün kasabalarında. Cereyanı da var. Evet, cereyanı da var. Bakın nerede var. Evet, şimdi söyleyelim, cereyanı da var. Oraya da geleceğiz. 1983 Türkiye'sinde 98 adet baraj ve hidroelektrik santral inşa edilmiş. 30 adet de inşa halinde. 1983 Türkiye'sinde. Bu baraj ve hidroelektrik santrallerin arkasında toplanan suyun miktarı 123 milyar kübik metre mükap. 123 milyar metre mükap. Şimdi 1984, 85, 86, 87 yıllarında 47 adet daha baraj inşa ihale edilmiş. 84, 85, 86, 87. Bu barajların arkasında toplanan suyun miktarı, bu birinci bölümde toplanan barajların arkasındaki suyun miktarının %6'sı. Türkiye büyük sular üzerindeki projelerini yapmıştır. Çok azı kaldı. Çoru üzerinde, Dicle üzerinde yapılmakta olanlar var. Büyük sular üzerindeki projelerin çoğunu yapmıştır. Burada baraj yarışmasına falan lüzum yok. Yani hadiseler orta yerde. Ancak %6'sıdır. Hiç kimse Atatürk Barajı'nı ANAP iktidarının hesabına falan yazmaya kalkmasın. Atatürk Barajı'nın temeli, evet parasını da söyleyelim, Atatürk Barajı'nın temeli 3 Kasım 1983 tarihinde atılmıştır. Batar doları vesairesi daha evvel yapılmıştır. Eğer 12 Eylül girmeseydi Atatürk Barajı 1980 yılı sonunda ihale edilmiş olurdu. Parasını nereden buldunuz deyince, Atatürk Barajı'nın 4 milyar dolarlık 1980'de kredi teklifi vardı. Bu kredi teklifi bizim hükümetimiz tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir, kararnameleri çıkarılmıştır. Bu kararnameler daha çok türbin ve jeneratörlerinin satın alınması ve inşaat hizmetlerinin yaptırılması için yetki verilmesi şeklinde kabul edilmiştir. Nitekim daha sonra 1980 sonrasında, 12 Eylül 1980 sonrasında
bu paranın alınıp kullanılması cihetine bir süre gidilmemiş. 81'in ortasından itibaren, 82'den itibaren daha çok, belki biz bunu ödeyemeyiz, beyanları da gazetelerde vardır. 82'den itibaren de yeniden bu projenin, bu kısmının canlandırılması cihetine gidilmiştir. Bulduk dediğiniz para, Eşervis Brombaveri, Eşervis Brombaveri kredisidir ki, bu kredi 1980'de teklif edilen kredidir. Karakaya'nın 6 adet türbününü ve Atatürk Barajı'nın 8 adet türbin jeneratörü hepsi Eşervis Brombaveri'dir. Bunların büyüklükleri de aynıdır. 3'er 100 bin kilovattır. Binaenaleyh Atatürk Barajı'nın bütün ekipmanının kredisi dediğiniz, bulduk dediğiniz kredi odur. Bu 1980'de teklif edilip kullanılmayan ve Eşervis Brombaveri'ye pazarlık suretiyle bunun yaptırılması için protokolları imzalanmış, karşılıklı akitlere varılmış ve daha sonra da bunlar canlandırılmıştır zaten. Binaenaleyh Atatürk Barajı'nın falan hesabınıza yazmaya kalkmayın. Atatürk Barajı ANAP iktidarından önce ihale edilmiştir ve inşaatına geçilmiştir. Şimdi geliyorum şeye. 123 milyar metrekap su var. 1983'te bırakılmış bulunan barajların veya inşa halindeki barajların arkasında. Sizin bizim diye şey etmiyoruz. Bir rakam daha söyleyeyim, bunu gelip burada söylersiniz. 1977 yılında ihale edilen barajların sayısı 47'dir. 4 senede ihale ettiğiniz barajlar kadardır. Binaenaleyh çıplak bir Türkiye falan devralmadınız. 1983 yılında Türkiye'nin her iline ve ilçesine ulaşan 127.593 kilometre yüksek gerilim hava hattı var. Şimdi hükümete düşen görev bunların doğru olup olmadığını ortaya koymak ve geçen 4 sene zarfında buna ne eklediklerini gelip buradan söylemektir. Buna ne eklediniz? Tabii onu ben de zaten çağırıyorum. Yani. 1983 Türkiye'sinde İstanbul-İzmit arasında bir çift yol var. Aküdükler, viyadükler falan yapılmış da böyle bekliyor. Gebze ile İzmit arası, Gebze'ye kadar olan kısmı çalışıyor. Bunun tabii her şey yapılmış, bekliyor. 3-4 senedir bekliyor. Çünkü araya şey girmiş, bir takım yıllar girmiş. Onun dışında çift yollar var. Buradan Kızılcahamam'a kadar giden karga sekmesi falan geçen hepsi yapılmış bunların. 1983 yılında Konya istikametine çıkan çift yol var. Samsun istikametine çıkan çift yol var. Büyük şehirlerden Mersin'den Adana'ya giden istikamette, Ceyhan'a giden istikamette çift yollar var. Bunların hiçbirisi otoban standardı değildir. Yani bir sürat yolu sayılacak yollar değildir ama o istikamete giden yollardır. Bunun dışında bugün Türkiye'nin bir otobanı yok. Daha ileride olacak. Burada şunu söyleyeyim. Kanaatimce borçlanarak, yani dışarıya dolar vererek Türkiye'de yol yaptırmak yanlıştır. Bunları Türk müteahhitleri Türk parasıyla yapabilirler. Güçleri vardır. Hele yolu vesaireyi yap işlet devlete sokmak, bu da yanlıştır. Sokuluyorsa yanlıştır. Çünkü ne olacaktır? Yarın bu yolların üzerine kulübeler kurulacak, para toplayacaklardır. Bunlar hep görüldü. Bunlar geçmişte de görüldü. Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığınız zaman millileştirme hareketlerini görürsünüz. Şirketlerin elinden, yabancı şirketlerin elinden İstanbul'un suyunu almak, İstanbul'un ışığını almak, yabancı şirketlerin elinden İzmir Aydın demiryolunu almak vesaire gibi. Yap işlet devletle falan övünülecekse bunların çok iyi seçilmiş projeler olması lazımdır. Mutlaka kamu hizmeti gören projelerin milli vasfı yitirilmemelidir. Bunun üzerine gayet hassasiyetle duruyorum. Ve yine hassasiyetle duruyorum ki yol gibi projelerin mutlaka kendi müteahhitlerimizle, kendi paramızla yaptırılması mümkündür. Bunlar için milyarlar borçlanmanın manası yoktur.
Yarın biraz sonra izah edeceğim, bu borçları ödeyemezsiniz. Türkiye ödeyemez. Değerli milletvekilleri, 1983 Türkiye'sinde her köyde ilkokul var. Her kasabada ortaokul var. Her ilçede ve büyük kasabada lise ve lise dengi okullar var. Ve Türkiye'nin 27 tane üniversitesi var. Yani cehaleti ortadan kaldırdık diyorsunuz ANAP iktidarı zamanında. Acaba bütün bunlar yetmedi de bütün bunlara bir bu kadar daha mı ilave ettiniz? Veya bunlar işin %10'u da 90'ını mı ilave ettiniz? Burada gelin söyleyin, bunlara ne ilave ettiniz? Şimdi konuşmam burasında. ...1983 yılında daha Türkiye'nin neleri var? Havalimanları var. Tabii havalimanları var. Türkiye'nin limanları var. 7000 kilometre sahil olan Türkiye'nin acaba bugün 5 milyon ton hububat ihraç etmeye kalksa ihraç limanı yok. Buna ne ilave ettiniz limanlarına? Havaliman demiyorum, liman. Ta Hupa'dan başlayacaksınız, İskenderun'a kadar geleceksiniz. Ne ilave ettiniz? Altyapı. Hava meydanları var. Havalimanları var. Tamam, Cuma Ovası Limanı'nı genişletmek, meydanını genişletmek ve buraya Adnan Menderes Meydanı ismini vermeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Yalnız bu Kars Meydanı'nı da bitirseler 10 senedir devam ediyor. Yalnız bu Urfa Meydanı'nı da yapsalar, bitirseler, başlasalar. Evvela bir başlasalar Urfa Meydanı'na. Bu Mardin Meydanı'na da bir başlasalar. Çanakkale'ye de bir meydan yapılsa, Edirne'ye de bir meydan yapılsa, Türkiye dört mevsim ülkenin her köşesine ulaşabilse, 1976'dan beri devam eden Kars Meydanı acaba ne zaman bitecek diye sormak bizim hakkımız. Bunlar laf değil. Ben yaptığımda siz yıktınız falan demiyorum ben. Bunu ne zaman bitireceksiniz diyorum. Bunun cevabını verin diyorum. Türkiye'nin fabrikaları var. Türkiye'nin 3 tane demir çelik fabrikası var. Yine 3 tane demir çelik fabrikası var. Türkiye'nin hali inşaada bir petrokimya, işleyen bir petrokimya fabrikası vardı. Ta 70'li yıllardan beri geldi petrokimya. Üç bela tamamlandı. İşte bu var, petrokimya. Türkiye'nin 39 tane çimento fabrikası var. 18 tane de hali inşaada var 83'te. 83 rakamlarını söylüyorum. Üretim. Fabrikaları çalıştırırsanız oradan üretim alacaksınız gayet tabii. Bu fabrikalardan önemli bir kısmı Güneydoğu projesi içindir. Hali inşaada olanların. Bunlardan bir kısmı terk edilmiştir. Mesela Edirne fabrikası terk edilmiştir. Koskoca Trakya'da bir Pınarhisar fabrikası ile çimento üretiriz. Edirne fabrikası yapılsaydı şimdiye kadar yapılır biterdi. Ve Türkiye'ye 22,5 milyon ton çimento yetmez. Türkiye'nin 50 milyon ton çimentosu olması lazım. Şimdi soruyorum. 1983'te bırakılan çimento fabrikalarına ne eklediniz? İşleyenlere ve inşa halinde olanlara ne eklediniz? Demir fabrikalarına, çelik fabrikalarına ne eklediniz? Petrokimya tesislerine ne eklediniz? Türkiye'nin 5 tane rafinerisi var. Birisi inşa halindeydi, 4'ü yapılıyordu. İzmir tevsi halindeydi. İzmit rafinerisi tevsi halindeydi, 13 milyon tona çıkıyordu. Hemen hemen bitmişti tevsi. Bunlara ne eklediniz? 5 tane rafineri. Türkiye'nin 15 milyon tonluk gübre kapasitesi var. Buna ne eklediniz? Türkiye'nin 8 adet kağıt fabrikası var 1983'te. Kağıt fabrikası. Buna 9'uncuyu eklediniz mi? Bunların buradan cevaplandırılmasına memnuniyet duyarız millet adına. Şimdi 2000 yılında Türkiye'nin 300 milyar dolar milli geliri, adam başına 4 bin dolar
milli geliri 250 milyar kilovat saatlik elektrik enerjisi, 50 milyon ton çimento üretimi, 25 milyon ton demir çelik üretimi, 50 milyon ton hububat üretimi, 60 milyon ton gübre üretimi, 4 milyon ton şeker üretimi, 50 milyon ton petrol işleme kapasitesi, 35 milyarlık dolarlık ihracatı, daha doğrusu 70-80 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olması lazım ki 2000 yılına çıkabilelim. Yani 2000 yılında bizim 4000 dolar gelir seviyesine gelebilmemiz için bunların olması lazım. Şimdi bunlara göre 1986'da nesi olması lazımdı, nesi var? Bunlara göre 1986'da 15 milyon ton gübre tüketmesi lazımdı. 8 milyon tüketti. 86'da 35 milyon ton ham petrol işlemeliydi. 18 milyon ton işledi. 86'da 70 milyar kilovat saat elektriği olması lazımdı. 39 milyar kilovat saat oldu. 86'da 80 milyon ton lignit olması lazımdı. 43 milyon oldu. 86'da 10 milyon ton sıvı çelik üretmeliydi. 5.4 milyon ton oldu. 86'da 30 milyon ton çimento üretmeliydi. 19.6 milyon ton oldu. 86'da 1 milyon ton kağıt üretmeliydi. 700 bin ton oldu. Yani Türkiye varması lazım gelen hedefin 86'da bir hayli gerilemelidir. Binaenaleyh boş lafları, boş övmeleri bir kenara bırakalım da Türkiye'nin ileri hedefine göz dikelim ve geçmişe takılıp kalmak yerine bu ileri hedefe nasıl varacağımızı düşünelim. Şimdi Türkiye milli geliri 1500 dolar ya 1400 dolardan 1100 dolara inmiş. Batı Avrupa'daki bütün ülkelerin gelirleri 6000 doların 7000 doların üstünde. Daha doğrusu ortak pazarı dahil 11 ülkenin milli geliri adam başına milli geliri 7000 dolar vasatisi. Bu vasatiyi de Portekiz'le Yunanistan ve İspanya düşürüyor. Türkiye 7000 dolar Avrupa milli geliri yanında 1000 dolar milli gelir, 1100 dolar milli gelir. %30'la %50 arasında seyreden enflasyon ile 126 ülke arasında gelir dağılımı en bozuk 10 ülkeden birisi olarak Türkiye çalışan nüfusunun %55'i Batı Avrupa %10'undadır, %10'un altındadır bile. Hala tarımda bulunan bir ülke olarak ve çalışan nüfusunun %55'i milli gelirden ancak %19 hisse alan bir ülke olarak teknolojideki durumu geri durumu ile 1000 dolar 1200 dolar işçi ücretinin bulunduğu Avrupa yanında 100 dolar işçi ücretiyle adam başına 1000 kilogram çelik üreten Batı Avrupa yanında 100 kilogram adam başına çelik üreten bir Türkiye, adam başına 6000 kilovat saat elektrik tüketen, üreten bir Avrupa yanında 800 kilovat saat elektriği bile bulmamış bir Türkiye, hektar başına 250 kilogram gübre kullanan Avrupa yanında 52 kilogram gübre kullanmasıyla acaba Türkiye hangi çağdan hangi çağa atlamıştır? Hangi çağdan hangi çağa? Değerli milletvekilleri, konuşmamın burasında birkaç şey söylemeden geçemeyeceğim. İkide bir duruyoruz, Orta Doğu'nun en kudretli memleketiyiz falan diyoruz. Tabii ondan gurur duyarız. Yalnız milli gelir bakımından baktığımız vakit Orta Doğu ülkeleri içerisinde ki durumumuz da parlak. Bakıyoruz, Suriye 1710 dolar adam başına milli geliri. Pardon, Suriye 1800 dolar, Ürdün 1710 dolar. İsrail tabii ki 5000 dolar. Yani biz bunların gerisindeyiz. Çağ atlamış bir Türkiye'nin, şurada elimde bir resmi gazete var. 21 Temmuz 1987 tarihidir bu resmi gazete. Bu resmi gazetenin de bir anlaşma var. Bu anlaşmada
Hükümetin imzaları var gayet tabii. Bu da diyor ki, bu iller, Çorum, Çankırı, Kastamonu illeri bunlar. Bu iller ülkenin en fakir bölgeleri olup buralarda kişi başına düşen gelir ortalama 320 dolar civarındadır. Bunu ben söylemiyorum. Altında hükümetin imzası bulunan kararname söylüyor. 320 dolar. Doğru yer işte 320 dolar. Çağı nasıl atlamışsınız? Çankırı'da, Çorum'da, Kastamonu'da 320 dolarla. 320 dolardır. Burası, burada Kastamonu, Tokat, Çorum, Erzincan, Elazığ, Adıyaman. Çankırı yok. Kastamonu, Tokat, Çorum, Erzincan, Elazığ, Adıyaman. Buralarda hayır, bizi suçlayabilirsiniz de çağ atlama hadisesinde bu ne olacak diyorum ben. Ve Türkiye bu anlaşmayla bu illerde 350 gram pirinç, 30 gram bakliyat, 30 gram bitkisel yağ, 20 gram şeker alıyor vatandaşlarına Dünya Gıda Teşkilatı'ndan. Dünya Gıda Teşkilatı'ndan bu anlaşmayla 320 dolar aşağısında bulunan 4-5 ilindeki vatandaşlarına yardım alıyor, ihane alıyor. Çağ atlayan Türkiye. Bu Türkiye'nin ayıbıdır bana göre. Şimdi yine bu hükümet programının içerisinde şöyle deniyor. Türkiye'nin itibar grafiği yüksektir. 1980 başında bize birkaç milyon dolar kredi vermeyen komşularımız dahil dışarıya 2 milyar dolar kredi açılmıştır diyor şimdi. Evvela bu dışarıya açılan kredi meselesini bir açıklığa kavuşturması lazım. Bu tahsil edilemeyen alacak mı? Yoksa bir kredi falan mı yani düzgün? Kendisi her sene 4-5 milyar dolar para bulmak mecburiyetinde bulunan Türkiye'nin böyle başkalarına kredi açabilmesi falan kolay şeyler değildir. Rivayetler var. Tahsil edilemeyen alacağı krediye çevirdik. Bu süreçte de sonra tahsil ederiz belki. Şimdi burada 980 başında bize birkaç milyon dolar kredi vermeyen hadisesinin üstünde durmak istiyorum. Bu hadise biraz evvel söyledim. Atatürk Barajı'nın 4 milyar dolar kredi teklifi 1980'de vardı önümüzde. Sayın Başbakan 23 Temmuz 1980'de BBC'ye bir beyanda bulunuyor. Diyor ki Batı Türkiye'nin geleceğine umutla bakmaktadır. Eğer bu umutla bakış olmasaydı IMF 1 milyar 600 milyon doları, Dünya Bankası 600 milyon doları Türkiye'ye vermezdi. Demek ki 1980'de 1 milyar 600 milyon dolar IMF'den, 600 milyon dolar da Dünya Bankası'ndan para almışız. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ben değil. Bu ne bana ne o zamanki müsteşar Sayın Özal'a verilmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilmiş. Çünkü parayı ödeyecek olan ne benim ne de o zamanki Sayın Müsteşar. O değil. Parayı ödeyecek olan, borcu ödeyecek olan devlet. Şimdi mesele burada bitmiyor. Sayın Başbakan 6 Eylül günü Erzurum'da bir beyanda bulunuyor. Erzurum'da 6 Eylül günü. Aylık 6 Eylül 1980. Evet, 6 Eylül 1980.
Çünkü 1980'de Türkiye'yi itibarsız gösterdiklerine göre, 6 Eylül 1980 diyor ki Türkiye'ye gerek kredi, şöyle diyor, aylık enflasyon hızının ortalama %8 dolaylarından %2'nin altına düşürüldüğünü bildiren Özal, Türkiye'ye gerek kredi gerek borç ertelemeleri biçiminde 3,5 milyar dolar bu yıl kullanılabilecek 7 milyar dolarlık bir imkan sağlandığını kaydetti. Şimdi bu beyan radyo bültenidir bu. Tarihi de 6 Eylül 1980'dir. Buradaki beyan 1980'de bize kimse birkaç milyon dolar bile vermiyormuş. 7 milyar dolar bulduk diyor kendisi. Şimdi 12 Eylül 1980 tarihinde gene Sayın Özal tarafından o günkü idareye verilmiş bir rapor var. Burada deniyor ki enflasyon hızının düşürülmesi. Nisan 1980'den itibaren enflasyonun aylık hızı düşürülerek Temmuz-Ağustos'ta %2'nin altına indirilmiştir. Döviz transferleri son 3 yıldan beri yapılamayan veya uzun bekleyişli kısmen yapılabilen transferler 25 Ocak'tan bu tarafa devamlı iyileşerek halen günlük işlem haline gelmiştir. Ya günlük işlem durumuna yaklaşmıştır. Devam ediyor. Gelecek 3 yıl için her yıl yaklaşık birer milyar dolar seviyesindeki borçlar uzun vadeye ertelenmiştir. Ayrıca ilgili devletlerden 3 yılı müteakip 2 yıla ait borçların ertelenmesi için de söz alınmıştır. OECD, Dünya Bankası, IMF ve Suudi Arabistan'dan 4 milyar doların üzerinde iyi şartlı kredi alınmıştır. Kredilerin yani devletin kredisiz olduğunu söylemek suretiyle kimse kredi kazanmaz. Gerçekte o değildir. Gerçek budur. Ben burada kendimi savunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni savunuyorum. Onların sırası gelince tartışırız. Tartışılacak bir tarafı yok. Tartışırız. Eğer yüreğiniz yeterse tartışırız. Şimdi bir enteresan beyan daha var. Bunları niçin bunlara giriyorsunuz? Çünkü eğer bu beyanların gerçeği ortaya çıkarılmazsa vaatlerin ne anlam taşıdığı anlatılamaz ki. Onun için söylüyoruz. Efendim Türkiye'de döviz darboğazları oluyormuş. Bunu müdahaleler takip ediyormuş. Bunun üzerine durmak istiyorum. Bir defa 960 müdahalesi, 71 muhtırası, 80 müdahalesi veya devlete silahlı kuvvetlerine yer koyması hadiselerinin neden olduğu resmi dokümanlarında belli. Mevcut resmi dokümanlarında. Şimdi aradan seneler geçtikten sonra bunları döviz darboğazına bağlamak anlaşılır bir iş değil. Birçok sebeplerden dolayı anlaşılır bir iş değil. Çünkü döviz darboğazlarını müdahaleler suretiyle açmak mümkün değil ki. Yani müdahaleler döviz darboğazlarını ortadan kaldıran veya ekonomik zorlukları ortadan kaldıran tedbirler değil ki. Müdahaleler aksine döviz darboğazları vesaireyi daha da zorlaştıran işlerdir. Eğer arkasında bir takım yardımlar vesaire yoksa. Müdahale olduğu vakit kolay kolay bir memlekete yardım falan eden olmaz. Çünkü onların hangi şartlar içinde ne kadar ayakta durabileceği meçhuldür. Müdahaleler eğer döviz darboğazlarını açmanın yolları olsa, darboğaza girildi, işte müdahale oldu, açıldı denir. Böyle değil. Böyle değildir. 27 Mayıs'ın neden olduğu dokümanında yazılı. Herhalde bunu 1958 para operasyonuna bağlamak kadar yanlış bir şey düşünüyorsunuz. 1958 para operasyonundan dolayı olduysa bu,
59'da olurdu, 58'in ortasında olurdu, bir yerde olurdu da abi. İki sene bekleyip de ondan sonra 60-27 Mayıs'ına kadar durmazdı. Bunun detayına girmiyorum. 60-27 Mayıs olduktan sonra müdahalelerin yolu açılmıştır. Devlet büyük sıkıntılara düşmüştür. Bunun felsefesine de girmiyorum. Hele 12 Mart'a gelince, 12 Mart müdahalesinin Türkiye'deki ekonomik meselelerle hiçbir alakası yoktur. Çünkü 1965'ten 1971'e Türkiye %5 enflasyon, %7 kalkınma hızıyla gelmiş. Ve Türkiye reel gelirlerini katlamış. Türkiye pek çok güzel yatırımlar yapmış. Acaba %5 enflasyon, %7 kalkınma hızı ve bunun neticeleri müdahale sebebi olur mu? Olmaz. Onun da başka sebepleri vardır. 12 Eylül 80'e gelince, 12 Eylül 80 müdahalesinin baş sebebi aslında anarşidir. Devlet işleyememiştir. Anarşidir. Binaenle o darboğazlarla bir alakası yok. Kaldı ki Sayın Başbakan yine 23 Temmuz 1980'de BBC'ye verdiği Londra'da beyanatta, o zaman müsteşar olarak, başbakanlık müsteşarı olarak şöyle diyor: Türk ekonomisi iyiye doğru gittiği için terör azgınlaşıyor. Türkiye şu sıralar ekonomik olarak köşeyi dönmek üzere olduğu için dışarıdan tezgahlanan terör ülkemizi sarmıştır. Türkiye ne zaman kendini kurtarmaya kalksa bu böyle olmuştur diyor. Şimdi hangisi doğru? Türkiye darboğaza girdiği için mi müdahale oluyor? Yoksa darboğazdan çıkmaya yöneldiği için mi müdahale oluyor? 7 sene içerisinde bunun hangisinin doğru olduğunun ortaya konması o kadar önemli değil bence. Çünkü evet, Odalar Birliği'nin Erzurum'da tertiplemiş bulunduğu bu şeyde de aynen şöyle deniyor 7 Eylül tarihli gazetelerde: ekonomideki iyi gidişe taş koymak isteyenler var. Yani Türkiye'nin sıkıntılarının oradan geldiğini söylüyor. Başka bir gazetede Türkiye 7 Eylül bu, tam köşeyi dönerken arabanın önüne taş konuyor. Binaenle müdahalelerin Sayın Başbakan'ın hükümet programında hangi sebeple izah ettiğini bilmediğim, izah ettiği sebeplerle olduğunu sanmak fevkalade yanlıştır. Şimdi değerli milletvekilleri, Türkiye uzunca süredir Türkiye'nin en önemli meselesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli meselesi, kim hükümet olursa olsun, kim Türkiye'yi idare ederse etsin, ödemeler dengesi olmuştur. Ödemeler dengesi bundan sonra Türkiye'nin daha önemli bir meselesi olmaya devam edecek. Çünkü ödemeler dengesi meselesi çözülmüş değil, daha kargaşa haline getirilmiştir. Nedenlerini anlatacağım. Ödemeler dengesi aslında Türkiye'nin kazandığı dış paralarla, yani dövizlerle iktisadi hayatını, kalkınmasını yürütebilmesi, borçlarını ödeyebilmesi hadisesidir. 100 seneye yakın zamandır, belki onu bile geçen zamandır, 1854'ten beri Türkiye dışarıdan borç para alır. 1854'ün sonrasından beri borç para alır. Ve bir defa bu paraları ödeyemiyorum durumuna girmiştir. 1879'larda bir moratoryum ilanına gitmiştir. Muharrem kararnamesi adıyla bilinen bir hadisedir bu. Ondan sonra borçlar bir konsolidasyona tabi tutulmuştur. Daha sonra da Cumhuriyet gelmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün borçlarını üstüne almıştır. Düğün-i Umumiye hadisesi Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde en önemli olaylardan biridir. Abdülhamit İdaresi Türkiye'de 8000 kilometre demir yolu yapmıştır. Türkiye'de değil, yani
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 8000 kilometre demir yol yapmıştır. Bunların çoğunu borç parayla yapmıştır. Cumhuriyet dilersine geçildikten sonra bir taraftan bu acılar düşünülerek Türkiye uzunca süre dışarıdan borç para almamaya dikkat etmiştir. Ama 9.30'lara geldiği vakit yatırımla da alma mecburiyeti dolayısıyla yine dışarıdan borç para alma ile karşı karşıya kalmıştır. Uzatmayayım. 1960'a geldiği zaman Türkiye 50 ile 60 arasında da yatırımlar için dışarıdan para almıştır. Dışarıdan para verenler daha çok beynelmiler kuruluşlardı o zaman. Türkiye'nin ödeme gücünü aşan bir parayı da Türkiye'ye vermekten imtina etmişlerdir. Repayment ability dedikleri ödeme gücü hadisesi 950'li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında hadisesiydi. 60 sonrasında yeniden Türkiye kalkınma planı yapmış ve bu plana göre hesaplarını o partner olmaya hazırlandığı, yani ortak olmaya hazırlandığı devletlere götürmüştür. Bu plana göre Türkiye 15 sene dışarıdan borç para alma mecburiyetindedir. Plan bu. Üçüncü 5 yıllık planın sonunda Türkiye ancak ödemeler dengesini denkleştirebilir. Plan bu. Yani viyabilite dediğimiz kendi kendisinin ayağının üstünde durabilme hadisesi Türkiye'nin kusuru değildir. Duramama hadisesi. Türkiye'nin kusuru değil. Durabilir Türkiye kendi kendisine. Ne kadar imkanı varsa o imkanlarla gitmeye kalkar. Yatırım yapmaz. Tüketimi kısar, birçok şeyler yapar. Ve böylece kaç paralık ihracat yapıyorsa o kadar gider. Yahut kaç para işçi dövizi vesaire turizm şeklinde geliri varsa onlarla gider. Ama Türkiye kalkınmasını bir an evvel çabuklaştırmak için kendi yetmeyen tasarruflarına yatırım malı almak için, bilhassa yatırım malı almak için ve zaruri tüketim malı almak için dışarıdan para almak durumunda kalmıştır. 1977'ye kadar olan durum bu. Fakat 1974 yılıyla beraber Türkiye bu partnerleriyle, bu ortaklarıyla yahut ileride muhtemel ortaklarıyla arasına bir takım sıkıntılar girmiştir. Bu da Kıbrıs'tır. Kıbrıs dolayısıyla Türkiye üzerine silah ambargosu konmuştur 1975'ten itibaren. Ama 76 ortasından itibaren hissedilir şekilde bir iktisadi ambargo da konmuştur. Ayrıca petrolün varili 11 dolardan 30-35 dolara çıkmıştır. Bütün bu şartlar altında Türkiye 1977 senesinin sonuna kadar yokluğa gitmemiş. Borçlarını ödemekle de temerrüt etmemiş. Aşağı yukarı ekonomisini yürütmüş. Ve 75, 76, 77 yılları 3 yılın içerisindeki ortalama kalkınmazı da %6,5 kalkınmazını da sağlamış. Ve enflasyon 75 yılında %10, 76 yılında %14, 77 yılında %24. 78-79 yıllarında şartlar daha ağırlaşmış, sıkıntıların içine gidilmiş. 79 Kasım'ında Türkiye'nin sıkıntıları herkesçe malum. O sıkıntıları ortadan kaldırmak için birçok tedbirler alınmış. O tedbirlerin bir kısmını da biraz evvel kısmen izah ettim. Şimdi 1980 Türkiye'sinin, daha doğrusu 1983 Türkiye'sinin durumuna bir bakalım. ...1980'de Türkiye'nin 18 milyar dış borcu var. 83'te. 16 milyarı uzun vadeli. 2.3 milyarı kısa vadeli. Kısa vadeli borçların yekûnu, yani yüzdesi %12,5. Dış borcun gayri safi milli hasılaya nispeti %35. Yıllık borç ödemesi 2.5 milyar dolar. 1987'de borç miktarı 38 milyar dolara çıkmış. Bunun içinde Dresdner hesabı dahildir.
Dresner hesabını düşerseniz 36 milyardır bu. Ama Dresner hesabı da Türkiye'nin hesabıdır. Orta ve uzun vadeli borçlar 23,5 milyar dolar olmuş. Kısa vadeliler 14,9 milyar olmuş. Kısa vadelilerin payı %38,4 olmuş. Dış borcun gayri safi milli hasılaya nispeti %63,5 olmuş. Binaenaleyh, dış borcun gayri safi milli hasılaya nispeti Brezilya'da dahi bu kadar yüksek değil. Brezilya dünyanın en borçlu memleketi. Brezilya'da bu %42-%43 civarında. Biz %65'i bulmuşuz. Bu bir alarmdır. Alarm beyler. Bu alarm. Neyi hallettik diyorsunuz? İşte her şeyimiz var. Neyi hallettik diyorsunuz? Her şeyiniz varsa işte bu rakamın içinde onlar. Yarın bunları ödeyeceksiniz. Kısa vadelilerin nispeti %38,4. Kısa vadeli borca güven olmaz. Yarın ödeyin derler. Ödeyemezseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıkıntıya girer. Ve zannediyor musunuz ki dünyanın siyasi konjonktürü böyle gidecek? Bir gün gelir, işte buradan sizi sıkıştırırlar. Siyasi taviz mecbur vermek mecburiyetinde bırakırsınız ülkeyi. Ben şunu dile getiriyorum. Kısa vadelilerin payı %38,4. Yıllık borç ödemesi 5,5 milyar. Her sene 5,5 milyar borç ödeyeceksiniz. Yıllık borçların yıllık döviz kazancına nispetle %42. Kazandığınız dövizlerin %42'sini de borca vereceksiniz. 1988'de 5,9 milyar, 1989'da 6,2 milyar borç ödeyeceksiniz. 6,2 milyar. Şimdi 1983'te ödenecek borç miktarının 2-2,5 mislini ödeyeceksiniz. 89'da iç ve dış borç olarak bir de iç borçlarınız var. 4,5-5 trilyon nispetine çıkmış. İç ve dış borçların bütçeye nispeti %65'lerin üstüne çıkıyor. Yani bütçenizin %65'ini iç ve dış borç olarak ayırsanız ancak yetiyor. Borç batağına girmişsiniz. Borç tuzağına girmişsiniz. Türkiye borç batağına ve borç tuzağına girmiştir. Bununla övünmek mümkün değil. Bu ülkenin başına büyük sıkıntılar çıkarabilir. Sizin başınıza da büyük sıkıntılar çıkarabilir. Ben burada bunun ciddiyetine işaret ediyorum. Türkiye'nin en önemli meselesini çözülmüş gibi göstermek. Ve siz merak etmeyin, her şey iyidir şeklinde milleti bir yanılgıya sevk etmek fevkalade yanlıştır. İşte her şey bulunuyor ya, her şeyin bulunması çok iyi. Yalnız dikkat ediniz, o bulunan şey neyle bulunuyor? Bir borçla bulunuyor ki, iki, dolar başına 200 lira, 250 lira sübvansiyon vermek suretiyle bulunuyor. Onu kim kullanıyor? Lüks ithalat mallarından bahsediyorum. Onu kullanan kullanıyor. O 200 lira sübvansiyonu kim veriyor? Kullanmayan veriyor. Buradaki adaletsizliklere de nazara dikkatinizi çekerim. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ihracatı bakınız ne? Şimdi bu dokümanda, yani hükümet programı dokümanında bazen 1979 baz alınıyor, bazen 80 alınıyor, bazen 83 alınıyor. Yani hangi çeşit işe geliniyorsa onlar alınıyor. 1983 yılında Türkiye'nin ihracatı 5 milyar 727 milyon dolar. 84'te 7 milyar 133 milyon dolar. 86'da 7 milyar 456 milyon dolar. 1980 yılında 2 milyar 910 milyon dolarlık ihracat yapılmış. 80 ile 79 ile 86 veya 87'yi kıyaslamak yanlıştır. Henüz 87'yi bilmiyoruz. 87 bir çıksın, 86 elimizde var. 83 ile 87'yi kıyaslayalım. Doğrusu bu. 80 ile 83 yıl arasındaki ihracat artışı %96. Yani 80'den 83'e ihracat %96 artmış.
83 ile 86 arasındaki ihracat artışı %30. Yani 5 milyar 727 milyon dolardan 7 milyar 456 milyon dolara çıkmışsınız. 3 sene içinde yaptınız mı? %30. Doların satın alma gücünde meydana gelen eksilmeyi dikkate alırsanız bu %20'lerden aşağı değildir. Bilhassa 83'te yapmış bulunduğunuz ihracatın dolar gücü bakımından satın alma gücüyle 86'da yapmış bulunduğunuz ihracatın dolar gücü bakımından satın alma gücü arasında büyük bir fark yoktur. Evet. Böyle olup olmadığının da buradan açıklanmasını istiyoruz. Ve bir şeyin de açıklanmasını istiyoruz. 1983'te 1 dolar elde etmek için Türkiye ne kadar mal satıyordu? 1986'da aynı dolar elde etmek için Türkiye ne kadar mal satıyordu? Onun da açıklanmasını istiyoruz. Değerli milletvekilleri, bu ihracatın bünyesine bakalım. Bu ihracatın bünyesinde ne var? 1 milyar 842 milyon dolarlık tekstil var. 1 milyar 842 milyon dolar. Yani daha çok bunlar pamuktur. Pamuk üzerine. 4-500 milyon dolar deri var. Deri mamulleri var. Sonra 800 küsür milyon dolar, 1 milyar dolara yakın demir çelik var. Bunları top 3 kalemi topladığınız zaman sanayi mamulü dediğiniz mamullerin hemen %50'si gidiyor ortaya. Yani 3000 kalem ihraç ediyoruz, şu kadar sanayi yaptı, sanayi mamulü satıyoruz filan diyorsunuz ya, bunun %50'si 3 kalemdir. Tekstildir, deri mamulleridir, demir çeliktir. Ama Türkiye 1 milyar dolarlık demir çelik ihraç ediyor, 1 milyar dolarlık da demir çelik ithal ediyor. Bunun neresi övünülecek bir durum? Binaenle ihraç rakamınızdan da 1 milyar, ithal rakamınızdan da 1 milyar düşeceksiniz. Gerçek ihraç rakamınızı öğrenmek istiyorsanız. Bu re-exporttur, re-exporttur mu? Şimdi burada sanayi mamulü, sanayi mamullerinin yekünükü makina, elektrik makinesi vesaire 8600 söylüyorum 400 milyon dolardır. Koskoca Türkiye 400 milyon dolarlık makine satıyor. Hepsi bunlar var. Alıyor 3 milyar dolar. Gelin böyle Türkiye olmaz. Türkiye sanayi malı satabilen bir Türkiye olmalıdır. Sattığınız sanayi malı falan değil. Sattığınız doğrudan doğruya pamuğa dayalı ve tarım ürünlerine dayalı bir hadisedir. Sanayi, şimdi soruyorum. Diyorsunuz ki 83 senesinden 86 senesine %70, %80 sanayi ürünlerini artırdık. Veya tarım ürünleri %20, sanayi ürünleri %80'dir. Nüfusunun %55'i, çalışan nüfusunun %55'i tarımda yaşayan bir ülkede. Bu övünülecek bir durumda değil zaten. Çünkü eğer tarımdan nüfus çekebiliyorsanız, evet bunu anlarım. Netice itibariyle siz burada ikrar ediyorsunuz ki köylü fukaralaşmaya devam ediyor. Evet, çünkü nüfusunun %55'i, bu ülkenin nüfusunun %55'i, çalışan nüfusunun %55'i milli gelirde ancak %19'unu alıyor. Türkiye'nin hadisesi, gelin burada ithal ettiğiniz kalemlere de baktığınız zaman görüyorsunuz ki ithal edilen kalemler petroldür. 2 milyar dolar. Petrol faturası düşmeseydi 4 milyar dolar olacaktı. İthal ettiğiniz kalem daha çok makinedir ve ithal ettiğiniz kalem gübre ham maddesidir ve gübredir. Öyleyse Türkiye petrol aramalıdır. Petrol bulmalıdır. Efendim Bulgaristan'dan elektrik alıyorduk. Sovyetlerden de gaz alıyorsunuz. Aynı şeydir. Aynı şeydir. Güney Afrika'dan da kömür alıyorsunuz. Aynı şeydir. Enerji alıyorsunuz netice itibariyle. Türkiye kullandığı enerjinin %42'sini alıyor. %42'sini Bulgaristan'dan enerji alma hadisesi şudur. Avrupa'nın bütün enterkonnekte şebekeleri birbirine bağlıdır. Gece gündüz farklılıklarından faydalanılır. Burada erken akşam olur. Ora gündüzdür. Oradan elektrik nakledilir buraya. Bu orada erken sabah olur. Daha doğrusu geç sabah olur. Buradan oraya nakledilir. Bu sıfır bazına dayanan bir işti. Ama sonradan Türkiye
mecbur oldu elektrik alınır satılır beyler. Kömür gibi, gaz gibi, petrol gibi bu enerjidir. Türkiye'nin esas meselesi Bulgaristan'dan elektrik alıp almama meselesi değil. Türkiye bugün kullandığı enerjinin %42'sini dışarıdan alıyor. Gelin %42'ye bir çare bulun. Türkiye kömürlerini kullansın. Türkiye yeniden kömür kaynakları bulsun. Türkiye petrol kaynakları bulsun. Türkiye gaz bulsun. Da bu %42'yi azaltın. Bu istikamette neler yaptığınızı gelin burada söyleyin. Değerli milletvekilleri, şimdi burada Türkiye'nin en önemli meselelerinden birini, ki önemli meselelerinden birisi bu viyabilite hadisesidir. İhracat, ithalat meselesidir. Hemen şunu söyleyeyim ki, Türkiye 11 milyar, 12 milyar ithalatta da bir yere varmaz. Yani 10 milyar ihracat, 11 milyar ithalat, bunlarla bir yere varmazsınız. Bu rakamlar Türkiye'nin rakamları değil. Türkiye bunlara sığmaz. Belçika gibi bir memleketin 100 küsür milyar dolar ticaret hacmi var. Eğer ileri memleket olmak istiyorsak ithalatı da büyüteceksiniz. İthalat büyümeden de bir yere varmazsınız. Şimdi hayır, yani efendim ödemeler dengesini ithalatı sabit tutmak suretiyle azaltmak falan, bunlar kalkınma yolları değildir. Ne yapalım diyorsunuz? Gelin sanayi mamulü yapın. Çalı ucundan sürüklenmez. Yatırma, onun neticesini üretime dayanmayan bir ihracat politikası yürütemezsiniz. Fiyat ver, yüksek fiyat ver, piyasalar onu takip etsin. Bu şuna benzer. Bir tren lokomotifi var, arkasına vagonlar takmışsınız. Vagonların bağları o kadar hafif ki yarı yolda vagonun birini, biraz sonra öbürünü, daha sonra öbürünü. Bir istasyona vardığı zaman lokomotif bakıyor, arkada vagon kalmamış. Takip etmez şeyiniz. Yani sadece ticaret bazında bir kalkınma yürütemezsiniz. Dönün plana, dönün planlamaya, dönün Türkiye'de, evet devlet olarak çok şey yapmayabilirsiniz ama dönün sanayiye, dönün sanayi kurulmasına, dönün. Sanayi kompetitif olmalı, yani rekabet gücü olmalı, tamam. Rekabet gücü olan hangi sanayi yapabilecekse onu kuralım, bu da tamam. Ama bunları yapalım. Bırak yapsın, bırak geçsin. Yapmaz. Bugün sanayinin en büyük sıkıntısı para. %50 faiz, %70 faiz. %70 faizle kimse yatırım falan yapamaz. Kaldı ki devlet piyasadaki paranın en önemli müşterisi olmuş. Siz sanıyor musunuz ki 160 tane fon kurmak suretiyle kaynak yaratıyorsunuz? Hayır. Sadece şu bardaktaki suyu başka bardaklara döküyorsunuz. Su bu kadar. Bunu artırmak lazım. 60 milyar dolar gayri safi milli hasıleyle ne yapsanız, ne kadar yapsanız, 250 tane de fon kursanız alacağınız para bellidir. Bu 60'ı çoğaltmaya bakın. Fon kurmak kaynak yaratmak değildir. Fon kurmak bütçenin şu faslına koyacağınız faslı fon kurdum deyip oraya koymaktan ibarettir. Oraya akmasını sağlamaktan ibarettir. Oraya giden paraları azaltırsınız. Bunun başka bir yolu yoktur. Bunun hiçbir ekonomik manası yoktur. Kendi kendinizi aldatmayın fon kurarak. Veya efendim işte Karakaya senedi çıkardık. Karakaya 88 liraya sanayi endüstri elektrik satıyorsunuz. Binaenaleyh o senede siz kar vermiyorsunuz, faiz veriyorsunuz. Ve elektriğin fiyatını siz tespit ediyorsunuz. 88 liraya elektrik alan bir sanayi olmaz. %70 faizle para alıp para alan bir sanayi de olmaz. Efendim ne yapalım? Daha az faizle mi verelim? Daha az faizle falan verin diye yok size. İndirin enflasyonu. İndirin enflasyonu. Hadise budur. Efendim daha önce tasarruf sahipleri ezilmiş.
Tasarruf sahipleri şimdi daha çok eziliyor. Çünkü verdiğiniz faiz nedir? Tasarruf sahiplerine %50 diyelim. Bundan %10-12 kesiyorsunuz devlet olarak. %35-38. Gerçek enflasyon %60. Bugün verdiğiniz faizler reel faizler değildir. Bunların hiçbirisi tasarruf sahibinin parasını korumuyor zaten. Bunlar çıkmazdır. Söylediğiniz şeyler doğru değil. Biz yıkmışız. Yıkmışsınız, yapmışsınız. Ben size söylediğimi söylüyorum. Gelir burada söylersiniz. Enflasyon. Türkiye'nin meselesi enflasyondur. Durdurun bu enflasyonu. Nasıl durduralım? Durdurmayı taahhüt etmişsiniz. İşte şeyiniz, 1983 beyannameniz, 1983 hükümet programımız. İlk hedefimiz aşırı enflasyonu kontrol altına alarak dar gelirlinin belini büken pahalılığı önlemek için fiyat artışlarını yavaşlatmaktır. Aşırı enflasyonun olduğu her ülkede gelir dağılımı hep fakirin, dar gelirlinin aleyhine gelişmiştir. Bu doğru mu? Hayır, ben buradan cevap versin istiyorum. Aşırı enflasyonun bulunduğu her ülkede enflasyon dar gelirlinin aleyhine mi gelişmiştir? Evet, gelişmiştir. Bu doğru. Bu doğruysa o zaman Türkiye'de siz hem aşırı enflasyon olacak hem dar gelirli ezilmemiş olacak. Buna Kristof Kolomb'un yumurtası derler. Böyle şey olmaz. Gelin. Bu söylediğiniz doğru. Bakın bir doğru daha var burada. Enflasyonu %10'ların altına indirmedikçe gelir dağılımını düzeltemeyiz. Evet. Bugün Türkiye'de gelir dağılımı şudur. Birinci 10.200.000 dolar. İkinci 10.400.000 dolar. Üçüncü 10.600.000 dolar. Dördüncü 10.000.000 dolar. Beşinci 10.300.000 doların üstünde. Hindistan gibi kazan, Belçika gibi yaşar. Götüremezsiniz beni. Ve kararnamenizde sabit 380 dolar Türkiye'nin 5 yılında siz de kabul ediyorsunuz gelir dağılımını. Ve diyorsunuz ki %10'un altına indirmeyi taahhüt etmişsiniz. Ne olmuş taahhüdünüz? %50'ler civarında olmuş. Nasıl izah ediyorsunuz şimdi? Efendim büyüdük de şöyle oldu da böyle oldu da 1965-1971 arasında da Türkiye büyüdü %7. Niye enflasyon olmadı? Efendim şimdi diyorsunuz ki şükredin halimize. Başka memleketlerde, kalkan memleketlerde %100 kötü emsal olmaz. Doğruyu yapın, doğruyu. Başkalarıyla kendinizi ibra etmeye kalkmayın. Türkiye'yi yapın. Efendim enflasyon inmez. 1974'te enflasyon %29, 75'te %10. Niye inmesin? Nasıl indireceğini burada söylüyorsunuz. Burada söylediğiniz şeyler doğrudur. Yani bu beyannamede söylediğiniz nasıl indireceksiniz? Alt alta yazmışsınız. Bunların hepsi doğru. Bunların hiçbirisini yapmamışsınız ki. Yapmamışsınız. Ve burada Sayın Başbakan'ın bir beyanatı var. Beyanat 1 Mart 1984 tarihlidir. TRT'ye verilmiştir. Biz işçinin, çiftçinin, memurun ve esnafın hakiki dostuyuz. Deyin doğru değil. Arkası geliyor çünkü. Para basarak milletin gözünü boyamak niyetinde değiliz. İşçinin ve çiftçinin menfaatini gerçekten gözeten ve hakiki dost olan hükümetler para basarak enflasyonu para basmayarak enflasyonu dizginlerler. Mesuliyetsiz idareler ise para basarak enflasyonu azdırırlar. Doğru mu? Dur. Bakınız enflasyon için ne diyorsunuz? Enflasyon diyorsunuz dar gelirinin belini büker. Beyannamenizde, hükümet programınızda zapta geçmiş. Meclis zaptıdır. Esnafın raflarını boşaltır. Gelir dağılımını bozar. Bir şey daha diyorsunuz. Seçim beyannamenizde, 83 seçim beyannamenizde. Komünizme, bölücülüğe, aşırı ceryanlara davetiyedir enflasyon diyorsunuz. Ya bu söyledikleriniz doğru? Ya yaptığınız yanlış. Bu söyledikleriniz doğru ise yaptığınız yanlış. Peki şimdi ne diyorsunuz? Enflasyonu makul seviyelere indireceğiz. Kim inanır size? Kim inanır makul seviyelere?
değerli milletvekilleri, bu enflasyon yüzünden milyonlar millet inandı falan değil. %36'da aldığımız rey sebeplerini de söyledik. Milyonları iyi milli milletten pahalılığın altına soktunuz. Köylü perişan oldu. İşçi perişan oldu. İşçi bugün sokaklara dökülmüyorsa vatanperverliğindendir. Dikkat edin. Bu enflasyonu bitirdiğini götüremezsiniz. 100 lirasının 30 lirası bir hafta zarfında gitmiştir işçinin. Memur perişan oldu. Köylünün sattığı ucuz, aldığı pahalıdır. Her şey girdiler 111 defa arttı. Köylünün sattıkları ise %5-6 defa arttı. Binaenaleyh bu şartlar altında Türkiye'de huzuru sükunu sağlamakta sıkıntılar vardır. Enflasyonu durdurmadıkça ekonominin diğer dallarında bir yere varamazsın. Enflasyon ekonominin hastalığıdır. Bu hastalık onları da konuşuruz da. Şimdi hükümet programı sunan ben değilim. Hükümet programı siz sunuyorsunuz. Biz kritik ediyoruz. Değerli milletvekilleri, 3-5 cümle eğitim üzerinde ve konut üzerinde söyleyeceğim. Yok işte 2 saate kıstırdınız yani. 2 saat mı da oluyor? Eğitime ayırdığınız paralar gerek gayri safi milli hasıldan gerekse bütçeden azalmıştır. %11'lerden bütçenin %8'lerine düşmüştür. Sağlığa ayırdığınız paralar %4'lerden %2,5'lara düşmüştür. Bunun yüzünden de 600 bin çocuk üniversite kapılarını zorlar. Sınıfları 100 kişi olan ortaokullar, liseler vardır şehirlerde. 3 tedrisat yapan okullar vardır. Bir tahta sıra bulamayan tek dersli ilkokullar vardır. Ve öğretmen günlük hayatını idame ettirebilmek için öğretmenliğin dışında dışarılardan birkaç kuruş para kazanmak için, şerefiyle yaşayabilmek için bir takım tedbirler içerisine girmek durumundadır. Gelin, Türkiye'nin büyük meselelerinden birisi, üniversitede kapılarını zorlayan bu 600 bin gence imkanlar bulun. Hepsine bulun. Bir kısmına sen bu kapıdan içeri girebilirsin, bir kısmına giremezsin. Esas Türkiye'nin büyük meselesi bu. Bunlara çare bulun. 4 sene zarfında üniversitelerde ve yüksek okullarda öğretim üyesinin sayısı %4 artmış, öğrenci sayısı %60 artmış. 20 kişilik sınıflar %30-32'ye çıkmış. Daha doğrusu bir öğretmene düşen nispet bu kadar artmış. Bunlara çareler bulun ve yüksek öğretime giden çocuklardan 60 bin lira burs verip 100 bin lira harcı almayın. Bunlar yanlış ya. Ve üniversiteler rahatsızdır. Gelin üniversitelere ilim hürriyeti getirin. İlim hürriyeti. Üniversiteleri hür olmayan bir memlekette yaratıcılık bekleyemezsiniz. Sözlerimi tamamlayayım. Üniversiteye yine giremiyor. Ülke çocuklarının 4/3'ü yine giremiyor. Sözlerimi... Konut meselesi şudur. Bu 600 bin konut yaptık veya 600 bin konuta kredi verdik falan demenin bir anlamı yok. Bu ayırdığınız paralarla bu konutlar tamamlanamaz. 6 milyon lira krediyle 20 milyon liralık bir konutu yapmak mümkün değildir. 6 milyon, 14 milyon farkı kimse bulup verecek durumda değildir. Bu konut kooperatiflerinin büyük bir kısmı yarın devletin karşısına gelecek. Daha yeni trilyonlar isteyeceklerdir. Esasen Türkiye konut yapmamış değil ki. Türkiye 4 tane plan devresinde 2 milyon 669 bin konut yapmış. 1979'da Türkiye ne kadar konut yapmışsa 86'da o kadar konut yapmış. Binaenaleyh Türkiye'de bunlar yapılmayan şeyler değil. Ama büyük bir tehlikeyle karşı karşıyasınız. Ayrıca şehircilik meselesinde dikkatinizi çekiyorum. Şehircilik meselesine hiç dikkat etmeden yapılacak işler hatadır. Türkiye'de İmar ve İskan Bakanlığı'nın ortadan kaldırılması,
Köy İşleri Bakanlığı'nın ortadan kaldırılması, Kültür Bakanlığı'nın ortadan kaldırılması, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortadan kaldırılması büyük hatadır. Bunlar Türkiye'nin fevkalade önemli işleriydi. Bunları ikinci plana atmak, mesele var, sorun var ama sahibi yok durumuna getirmek fevkalade yanlıştır. Değerli milletvekilleri, söyleyeceklerim bundan ibaret değildir. Ama herhalde bu kadarı epey tartışmaya sebep olacaktır. Tahmin ettiğim kadarıyla. Yapmak istediğim şey, ülkenin büyük meselelerini analitik bir biçimde hepinizin göz önüne koymaktır. Kimseyi kötülemek hevesim değildir. Maksadım da değildir. Sadece bir takım yanlışlar var. Bu yanlışları düzeltmektir maksadım. Bir takım doğruları ortaya koyabilmektir. Ve milletimizin, memleketimizin yararına olacak her şeyin tartışılarak bulunabileceği kanaatindeyim. Bu zeminin Kürt tartışmanın en güzel müessesesi olarak ayakta durmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'ın milletimize, memleketimize yardımcı olmasını niyaz ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. İkinci özel hükümetinin program üzerinde Doğru Yol Partisi'nin görüşlerini Genel Başkan Süleyman Demirel açıkladı. Sayın milletvekilleri, söz sırası Sosyal Demokrat Halkçı Parti'dedir. Ancak konuşmanın bölünmemesi nedeniyle oturuma 13.30'a kadar ara veriyorum efendim. Sayın seyirciler, Genel Kurul'un bugünkü oturumuna saat 13.30'a kadar ara verilmiş bulunuyor. Öğleden sonraki oturumda tekrar birlikte olmak üzere biz kameralarımızı merkez stüdyolarımıza çeviriyoruz.